Ferhat, karına bir şey diyecek misin yoksa... Yoksa ben seni ezmek pahasına söyleyeyim mi? Yok, söyleyeyim, ben merak ediyorum. Çık dışarı doktor. Ferhat lütfen. Namık Bey insana rağmen bana söyleyeceği şeyler varmış. Bırak söylesin. Ben çok merak ediyorum gerçekten. Namık Bey, gerçekle yalan arasındaki uçurumu bize anlatabilir misiniz? Siz ailenizde nasıl bir hayat kurdunuz ya? Sana dışarı çık dedim. Anladığım kadarıyla karına söz geçiremiyorsun Ferhat. Sana dışarı çık dedim değil mi doktor? Dışarı çık. Ferhat yapma. Ferhat. Ferhat çık. Ferhat, o adama güvenme. Aslı. Ne oluyor yavrum, ne bu halin, niye bağırıyorsun? Sen bu evde olan biten her şeyin arkasındaki altındaki kadın olarak bana bunu nasıl soruyorsun ya? Ne demek istiyorsun, sen açık konuş. Sen nasıl vicdansız bir kadınsın, sen nasıl vicdansız bir annesin? Bak Gülsüm için... Ben Gülsüm'den bahsetmiyorum. Ben Ferhat'tan bahsediyorum. Ferhat mı? Evet Ferhat. Sen bunca yıl koskocaman bir yalanın içinde oğlunu cayır cayır nasıl yakarsın? Ha? Dayısı bildiği adam babasıymış meğer. Babasıymış. Sen nasıl böyle bir vicdansızlık yaparsın? Sen yıllar yılı kendi oğluna bu yalanı söylerken hiç mi vicdanın sızlamadı? Nasıl koydun yıllar yılı kafana o yastığa? Bak ben bir anlatayım. Sonra yine ne istersen düşün. Ama önce gel. Gel dedim, konuşmamız lazım. Evde olan bitenden haberin olmaz tabii. Ortada yoksun ki. Doğru. Bu sıralar görüşemiyoruz. Doğru söylüyorsun dayı. Çünkü ya Gülsüm ya kendimi ya da doktoru Şahin İtin'in elinden kurtarmaya çalışıyordum ben ha. Sen neredeydin? Hı? Doğru. Sen şantiyedeydin değil mi? Hayır. İşler nasıl, her şey yolunda mı? Sıkıntı yok inşallah. Safiye evi terk etti. Ben adaylıktan çekildim. Ev çalkalanıyor. Safiye evi terk ettiyse derdi bana mı düştü dayı? Ha? Kocası yok mu onun? Yok mu kocası? Var. Neyi sıkıntı yapıyorsun? Sen de adaylıktan çekildiysen çekildin, o senin bileceğin iş dayı. Ben mi sana aday ol dedim? Hayırdır? Sen benim veliahtımsın Ferhat. Biz bu yolu seninle beraber yürüdük. Bu aileyi birlikte ayakta tutacağız dedik. Ben seni orada burada gez diye mi bugünlere getirdim? Arkamda dağ gibi dur diye emek verdim sana. Bak dayı, benim gezdiğim dolaştığım falan yok ha. Şahin'i indirdim mi? İndirdim. Benim için mi yaptın? Kardeşine sıktı diye yaptın. Ben sana bunu açık açık söyledim. Benim sevdiklerime dokunanı yaşatmam dedim. Bak suçlamadan önce bir dinle yavrum. Sonra yine aynı şeyleri söyler misin bilmiyorum ama önce bir dinle. Dinleyeceğim. Merak ediyorum çünkü insan hayatta ne olur da evladını kurban eder acaba? Gel, gel anlatayım. İndirdiğin adamın cesedi ortada yok ama. Eski Ferhat da ortada yok. Bak dayı, benim değiştiğim falan yok ha. Öyle eski Ferhat meski Ferhat diye konuşma benimle. Gerçekten canım sıkılıyor yani, sinirim bozuluyor. Dokunuyor bana. Yetiştirdiğin adam da aynı. Eğer şüphen varsa açık açık konuş benimle. Var. Konuş o zaman. Aslı hayatına girdiğinden beri şirazen kaydı senin. Bak taktın mı doktora sen? Harbi taktın yani ha. Bu kızın seni neye çevirdiğini herkes görüyor Ferhat. Sen hariç. Sen bu musun? Bak, eğer benden bu kadar diyorsan, bileyim, ben her şeyle tek başıma savaşırım. Ama bileyim, geçtim Aslı'dan, ondan bundan. Seviyorsun ya da düşmanını yakınında tutmak istiyorsun. Onun bile önemi yok artık. Konu Aslı değil. Konu Aslı'nın seni bizden koparması, ailenden uzaklaştırması. Ve sen seçimini yapmış gibi görünüyorsun. Çok zor günler yaşadım. Çocuklarımın hayatta kalabilmesi için bin günahı boynuma astım. Susmayı öğrendim. Çocuklarınız için sustunuz, onların eli için. Ya
Yeter Hanım. İnsan tam tersi çocukları için susmaz. Ferhat'ın iyiliği için de gittiniz onun hayatını mahvettiniz, öyle mi? Ferhat bu gerçeği öğrendiği zaman ne bekliyorsunuz minnet duymasını? Ben hiç sanmıyorum. Bak gelin kızım. Duydun, öğrendin, tamam. Namık Ferhat'ın babası. Nereden öğrendin, nasıl öğrendin artık bunun hiçbir önemi yok. Sana tek bir soru soracağım. Bunu Ferhat'a söyleyecek misin? Ben anamın karnından bu fikirle bu yaşta doğmadım Ferhat. Benim de deli zamanlarım oldu. Aşk için, sevda için yakıp yıktığım zamanlar oldu. Ama ayağım suya erince seçimimi yaptım. Dayı. Konu aşk maşk değil, bunu bir anlasan. Mesele senin anlamaman Ferhat. Anla ve seçimini yap. Ben hayatta kalmayı seçtim. Güçlü olmayı. Ailemi bir arada ve ayakta tutmayı seçtim. Şimdi sen de seçimini yap. Karının peşinden mi koşacaksın? Yoksa ailen için mi savaşacaksın? Benim için zor olan bir şey yok. O zaman sorun da yok. Öyle bir dur ki karşımda. Öyle bir bak ki bana Ferhat. Ha? Yanılıyorsun Namık diye. Eskiden olduğu gibi, dağ gibi arkamda mısın hala? Herkesin hikayesi başka görüyorsun. Kimi anasının karnından şanslı doğuyor. Kimisi de benim gibi bahtsız. İyi kılıf. Yani günahlarınızı örtmek için iyi kılıf bulmuşsunuz kendinize de. Yeter Hanım, bakın siz böyle ancak kendi kendinizi kandırırsınız. Beni kandıramazsınız. Çünkü ben nasıl düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanın hayatta gidebileceği her zaman başka bir yol vardır illaki. Siz işinize geleni seçmişsiniz. Bana inanıp inanmaman umurumda bile değil. Ben sana sadece şunu soruyorum. Bunları Ferhat'a söyleyecek misin? Oğlumun hayatını alt üst edecek misin? Benim cevabım belli. Yeter Hanım. Hikayeniz kötü, hüzünlü. Ama boynunuzdaki günah örtecek kadar büyük değil bence. Ben günahlarımı örtmeyi kendim için istemiyorum. Ferhat için istiyorum. Yapmayın Yeter Hanım. Korktuğunuz için olmasın o. Bu ortaya çıktığında Ferhat bana ne gözle bakacak diye korktuğumu mu sanıyorsun? Şimdiye kadar ne gözle baktıysa yine aynı gözle bakmaya devam edecek. Ölümünün üstünden onca yıl geçmesine rağmen Ferhat hala babam diye gizli gizli berber Necdet için ağlıyor. Sen onun babasını öldüreceksin. İyi düşün. Namık'ın babası olduğunu öğrendiğinde sen benim babammışsın, ver elini öpeyim mi diyecek sanıyorsun? Ya Yiğit? Ya Gülsün? Onlara ne olacak? Şimdi düşün ki senin başına böyle bir şey gelse. Cem'le babanın aynı kişi olmadığını öğrensen. Gidip Cem'e bizim babalarımız bir değilmiş. Sen benim öz kardeşim değilmişsin diyebilir misin? Ya da şimdiye kadar baban zannettiğin insanın aslında baban olmadığını öğrensen. Ne yaparsın? Sadece bunu düşün. Yıkacaklarını düşün. Ferhat Namık'a kavuşmaz. Necdet'i kaybeder. Yiğit'i, Gülsüm'ü, hepsini kaybeder. Tamam. Ben çaresizlikten onu büyük bir yalanın içine attım. Peki sen? Sen neyin içine atacaksın? Karar senin Ferhat. Çok konuştuk dayı. Sıkıldım. Nereye?
O işi halledeceğim. Nasıl? Orası beni ilgilendirir dayı. Sen işine bak. Halledeceğiz diyorsak halledeceğiz. Mesele senin anlamaman. Anla ve seçimini yap. Ben hayatta kalmayı seçtim. Güçlü olmayı. Ailemi bir arada ve ayakta tutmayı seçtim. Karının peşinden mi koşacaksın? Yoksa ailen için mi savaşacaksın? Şimdiye kadar baban zannettiğin insanın aslında baban olmadığını öğrensen ne yaparsın? Sadece bunu düşün. Yıkacaklarını düşün. Ferhat namığa kavuşmaz. Necdet'i kaybeder. Yiğit'i, Gülsüm'ü hepsini kaybeder. Tamam. Ben çaresizlikten onu büyük bir yalanın içine attım. Peki sen? Sen neyin içine atacaksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.